iddianame 12.000 sayfa. İddianame ya gidiyor bir gidiyor merkezi toplamı 150.000 sayfadan fazla. Ben bütün bunlardan sorumluyum. Adını seçenlerler var. Oğlum, siz 12.000 sayfa iddianamede her yerde o terör örgütü adlı bir örgütün olduğunu, bu örgütün tüm terör örgütlerinde sorumlu örgüt olduğunu, bunun dünyada eşit bir benzerinde bulunmadığını ama henüz ortaya çıkaramadığınızı iddia ediyorum. Evet, varlığı iddia edilen böyle bir terör örgütü var. Ne demek varlığı iddia edilen böyle bir örgüt var? Sanırlar mahkeme heyetine soru sorulmaz. Lütfen savunmanızı yapın. Hakkınızda tutuşlamalara cevap verin. Peki, o halde kendim kendime soruyorum ve biliyorum. Ne demek varlığı iddia edilen böyle bir örgüt var? Bir terör örgütü ya vardır ya da yok. Siz beni böyle bir terör örgütü kurmakla ve yönetmek istiyorum. Ben bunu nerede tutuşum? Kimlerle tutuşum? Öncelikle bana bunun geyikleri diyor. Eleştiriyoruz, savcıları yazar. Bahsettiğiniz örgütün kuruluşu
Bunların birbirine hiç ilgisi olmayan 5 kişi 3 uvalı boyut yazdım. Sonra bunlarına açık yazdım. Bakın ben yazdım. Diyor öğrenciyi, diyor öğretmeni, diyor doktoru. Savunmamı sadece kendim olmalıyım. İçeride tuttuğunuz her yazdım. Ve size şunu söylemek istedim. Hepimiz bir yere getirerek de ne yazık ki bir terör örgütü kuramadınız. İyi rahat ediyorum Sayın Başkan. Lütfen rica edeceğim. Sonra daha davranın. Bir dakika, Sayın Savcı. İtirafınızı kabul ettiğimi söyleyin. Ondan sonra söylerim size başım.
değişmez diyor. Her düşünceye başlamıştı iki yıl ceza var. Bakın bu davaya bastım davası. Gerçekten öyle. Değil 20. asırda daha önce sıradan bir böyle bir dava yoktu. Ve de görülmedi. Düşünsene. Siyasi iktidarını kendilerini sağlama. Toplumda muhalefet oluşmasını engelleme. Hatta ideolojilerin sarsmasından korktukları için bilimin ilerlemesini durdurmak amacıyla açtıkları davalar kısa süre işlerine yaramış olsa bile sonrasında mutlaka geri dönüştü. Mesela Sokrates davası. Aradan 25 asır geçti. Sokrates yargıları hakimler dönemin iktidarının bir parçası olarak görüyor. Sokrates ise düşünceleri ifade ediyor. Düşüncelerinden ödün vermeme mücadelesi kazanan bir aydın olarak görüyor. Yargıçlar Sokrates'in idamına karar verdiler ve bunu uyguladılar. Sizce bugün yaşayan kim bir şey? Sokrates'in ruhu mu yoksa yargıçların ruhu mu? Aynı gerçek Bruno davası için. Bilgi için akıl ve deney gerektirir diye bunu tam 7 yıl tutuklu yargılandıktan sonra yakılarak öldürülmesine karar verilir. Kararı açıklayan hakimlere aynı şöyle sesler. Bu kararı açıklarken içinizde duyduğunuz korku, benim kabul ederken duyduğunuz korkudan kat ve kat fazladır. İtiraz ediyorum. Hakaretten de öden adil yargılamayı etkilemek için de bulmuştum.
mahkeme, mahkemeye mi? Başka bir
yanlış vardır birbirine. Bombaları patlatmışsınız diyorsunuz. Bu bomba niçin patlatıldı? Nerede patlatıldı ve siz bu bombanın patlatıldığını nereden biliyorsunuz? Eğer beyinler sözünüze bakarsınız, bombaları patlatmışsınız beyinin anlamını orada okuyabilirsiniz. Ama yine de araştırmayacağım. Burada benim araştırdığım siyasetçi elindeki yeni vergilerle bir basın toplantısı düzenlemiş. Düzenlediği toplantıda bomba etkisi yaratmıştır. Bombanın türü neydi? Haber mi? Harika! Dikkat ciddiye kimse kadın! Burada gayet ciddi bir mahkeme yapıyoruz. Burası ciddiyet dışı cevapları vermeyeceği yer değil mi? Burası nasıl ciddiyet dışı soruları sorulacağım diye bir sayın başkan. İnsanların kendi aralarında yaptığı telefon görüşmelerinden suç bilgisayar olmaya çalışılması ne kadar korkunç değil mi? Her sorunun bundan bir amacı vardır. Soru ve cevapları takdir etmeyen kişi sadece kişidir efendim. Sayın başkan, peki. Değilin aklına çıkılmamayan soruya cevap verin. Müsaadenizle soruya cevap verin. Buyurun. Bu görüşmenin yapıldığı telefon bana ait değil. Çalışır durumun santralinde. Günde 400 kişinin sürekli kullandığı 30 saatlik bir santral telefonu tek bir kişinin özel telefonu gibi dinlenmeye alın. Oradaki bütün görüşmelerden suç bilgisayarılmaya çalışılması ne kadar korkunç değil mi? Vurdun bir tenezzül veren yapamaz. Doğru bir yer duyuyorum ama bulamıyorum. Korkunç kelimesi yetersiz. Bunu ben de farkındayım sayın başkan. Bakın, vicdanınıza sesleniyorum. Lütfen şu davalı yerlerini tekrar gözden geçin. Siz bizim vicdanımıza seslenemezsiniz bir kere. Nerenize? Biz dosya kapsamında ciddi bir yargılama yapıyoruz. Dosyadaki menin demin değeri taşıyıp taşımaları hüküm aşaması. 450. duruşmadayız. 450. duruşmaya karşı hala maskeye bir işletmekten bahsediyorsunuz. Bu davamın kendisi başka başka bir işlenecek. Bu duruşmaya gelmemize ceza tek kişi bir gram toplam olmadı ve o bedenin ömrü hücrelerimizi öptü. Hayır başkan itiraf ediyorum. Neye? Sanık A izleyici kitlesinin de arkasına alarak mahkememizin bizi düşünmeye çalışmaktadır efendim. Kendisine yöneltilen şüphelerin ortadan kaldırılması adına bir sorulma yapmamaktadır. Bilgisayarındaki belgelere bir açıklık getirsin lütfen. Saygı, biz size geri savunma hakkı veriyoruz. Lütfen bunu iyi değerlendirin. Eğer bu mahkemenin mantığı bütün dünyada egemen olsa, iletişim canlılığı terör çağı, iletişim araçlarında da veba mı olur? Bizi bu yayılı tutuklu yapmıyoruz. Savunmamızda sürekli ama savunmamızda bize karşı suç değil olarak iktidarımızda ne bulduğunuza dair belgeleri hala istememeliyiz. Bazı dosyalarda gizlilik kararı var. Yahu bize ait bilgisayarlar, bilgiler bize saklıyoruz. Sonra bu yüzden savunma yapıyoruz. Düşünsene, bu davanın yerine arasında ne var diyor musun? Ne var? Sadece benim bilgisayarımdan çıktığı için Atatürk'ün söylemi var. İtiraz edin efendim. Neye? Onlar dava
şu beyaz ceketi ya da mantığından göremiyorum. Hanımefendi aynen bunu söyledi. Sen de aynen mi? Aynen bunu söyledi. Sayın Başkan, bu sanıklar, avukatlar ve seyirciler hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyorum. Talep ediyoruz. Kabul edin. Sen de Madem o ben iki yıl dedim,
bahsettiğim hukukun temeli. Bugün de çok önce benimsenmiş ülkeler çok çok daha büyük bir eğitim başlıyor. Hukuku da sizden de ödeyecek değiliz. Biz burada adil bir yargılama yapıyoruz. Yasal etmiyorsa o bizim vazifemiz. Suçluyu ortaya çıkarmak ve yargılamak. Hayır. Buyurun. Şimdilik gerek olmayacak sanırım. Hadi profesör. Buralar bir kere.
Tehlikeli olduğu şu anda da belli zaten. Böyle bir kişi cinayet işine de bulaşmış olabilir.